Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir konuğum var. Sevgili dostum, canım arkadaşım Hande Polat. Hande biliyorsunuz Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı. O yüzden bilgileri çok kıymetli. Hoş geldin Hande. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu. Evet, özleşmişiz. Ben de özleşmişim. Dedim ki Hande'yi bir çağıralım. Bitkiler, baharatlar, yeni tarifler neler var? Ondan sonra şimdi kışın cildimize nasıl bakacağız? Ellerimiz soğuktan çatlayacak. Cildimiz için ve ellerimiz için bugün senin tariflerine ve senin önerilerine emanetiz. Ne diyorsun? Nasıl koruyalım soğukta ellerimizi? Şöyle ballı bademli bir el peelingi yapalım. Hande'nin tarifleri de yani yesen mi sürsen mi karar veremiyorsun. Bu da yine öyle bir ben tarif. Ben hep öyle diyorum. Yiyemediğiniz şeyi cildinize uygulamayın. Tamam. O zaman önce el peelinginin bize malzemelerini tabii söylersen. Ki. Şurada bir yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Şöyle bir yemek kaşığı yoğurdum var. Yoğurtta ne var? Laktik asit var. Evet. Cildimizi pürüzsüzleştirici bir özelliğe tamam. Sahip. Pürüzsüz ciltler evet. için yoğurdu seçti Hande. Yulafımız geliyor. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar yulaf kullandım. Bademimiz var. Omega 3'e çok zengin. Çünkü ellerimiz kurudu, cildimiz kurudu. Bizim değerli yağ asitlerine ihtiyacımız var. Badem yağıyla da. Şimdi sonra sana zaten kayısı çekirdeği yağını soracağım. Onu özellikle. Kullanacağım. Ben bu ürünü çok seviyorum ve yüzüme direkt sürüyorum Hande. Doğru uygulama. Özellikle akşamları gece serumu olarak kullanabiliriz. Evet. Ama kayısı çekirdeği yanında ilk dikkat etmemiz gereken nasıl ve ne şekilde üretildi. Evet. O da bizim için çok çok önemli. Soğuk ekstrasyon, soğuk pres yöntemiyle elde edilmiş kayısı çekirdeği yağı bizim için çok değerli. O zaman doğru üründeyim. Doğru üründeyiz. Tamam, bunu yüzüme sürmeye devam ediyorum. Şimdi ellerim için gelecek olan tarif ve uygulama için son malzemem 1 tatlı kaşığı bal. Bal besleyici, şifa verici, çok iyi nem verici. Biraz atayım içine kayısı çekirdeği. Şöyle 2-3 damla da atalım. Şöyle yaparsak bunlar kıymetli olduğu için yavaş yavaş damlıyorlar. Böyle poşurt diye dökülmüyorlar. Biliyorsun kayısı çekirdeği yağın içinde çok fazlaca A vitamini var. Var. Özellikle seyirceli ciltler çok rahatlıkla kullanabilir. Belli bir yaş üzerinde artık ince kırışıklıklarımız başladıysa da, çok güçlü bir antioksidan. Gizliyor. Beta karotenler de var içerisinde. Potasyumca da zengin. Oh ne güzel anlatıyor Hande. Ben yemekler vücudumuza aldığımızda nasıl dönüşüyorlar? Sindirim sisteminden nasıl geçiyorlar ve hücrelere ulaşıyorlar onu anlatıyorum. Hande de dışarıdan uygulandığında nasıl faydalı oluyor onu anlatıyor. İyi bir ekip sende. Kesinlikle. Maskemiz hazır. Ne hadi yapıyorsun? Hemen bakımımızı yapalım. Hadi ben yapalım. Ellere bakım yapmadım. Hadi. Bugünü bekledim. Tamam. Şöyle. Tamam. Çok kolay. Evde yoğurdu, yulafı, bademi ve balı karıştırdık. Mutfağımızdaki çekirdeği yağı da vardı. Allah. Hakikaten yemelik bir tarif oldu. Çok güzel oldu. Kalanını da çok rahatlıkla yiyebilirler. Çünkü biz içilebilir özellikle bir kayısı çekirdeği yağı kullandık zaten. Şimdi... Şöyle ne kadar tutmak lazım Hande bunu? 5-6 dakika tutmamız yeterli. Dediğim gibi aynısını hazır ellerimizle yaptık. Yüzümüze de yapabiliriz. Yüzümüze sürdükten sonra bu biraz kurur tabii. Çok hafif kuruyacak. Sonra nasıl yıkıyoruz? 10 dakika bekleyip daha sonra ılık suyla yıkıyoruz. Ondan sonra ne yapabiliriz? Hazır elimizde yağımız da varken 3-4 damlada göz çevremizdeki ince kırışıklıklarda da rahatlıkla kullanabiliriz. Yulaf ve badem burada peeling etkisi yaşatacak bize. Kendi doğal malzemelerimizle çok fazla para vermeye gerek yok. Evet. Şöyle biz olsun. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Hande ile eğlene eğlene. Ellerimizi yıkayacağız. Sonra nasıl yumuşak olduğunu sizinle de paylaşacağız. Badem kokulu, bal kokulu, mis gibi pamuk pamuk ellerimiz oldu. Bence deneyin. Yorumlarınızı da benden eksik etmeyin. Çok sağ ol Hande. Rica ederim. Çok teşekkürler.